Arkadaşlar kursumuzun sonuna geldik. Kaynakçı olarak da yine internet üzerinden birçok sayfadan bilgiler elde ettik. Tecrübelerimizden elde ettik. Tabii ki birkaç tane de kitaptan da faydalandığımız noktalar oldu. Bunlarla ilgili burada Klinik Kılavuzu Kulak Boğaz Burun isimli kitap. Yazarı Gravers. Çevirisi gene yine başka kitap tanıtımlarında yine okuduğumuz kitaplardan birisi. Yavuzluların beslenme yönelik de kitapları oldu. Çevirisini Yavuz Dizdar yaptı. Kitap biraz ağır bir kitap. Yani size şiddetle tavsiye edeceğim kitaplardan biri değil. Ancak hani merak ederseniz, biraz da ilgi alanınızı alabilirsiniz. Genel tıbbi çalışma teknikleri, işte aciller, dahili problemler, işte kulak, burun yapısı, dudaklar, işte larynx, ses konuşma ve dil bozuklukları, boyun, tükürük bezleri, cerrahi hasta gibi birçok bölümü barındırıyor. İlgili yine burnun anatomik yapısıyla ilgili resimlerle güzel bir şekilde bilgilendirme sağlanmış. Burada belli hastalıkların çözümleriyle ilgili muayene başlığında doktorları yönlendirecek şekilde detaylar bulunmakta. Tabii ki burada birçok Latince kelime barındırdığı için çok da anlaşılmayabiliyor. İşte muayene kısmında akan buruna yönelik teşhisler, onun içinde burun kanamasına yönelik, onun içinde kuru burun durumuyla ilgili burada yine detaylar bulunuyor. Koku duyusu bozuklukları, işte baş ağrısı, tekrar akut olma durumu gibi tanı yöntemleri başlığı altında birçok yine detay bulunmakta. Onun dışında buruna yine endoskopi olayı var. Tabii ki sonrasında alerji testleri bulunmakta. Devamında tedavi anlaşılma, tanı koyma süreci için işte görüntüleme yöntemlerinden işte ultrasonla ilgili detaylar, değişik konvansiyonel radyolojik tanı, bilgisayarlı tomografi, işte nükleer manyetik rezonans gibi birçok detay bulunduran bir kitap. Yani bizim genel halktan birisinin belki %20, %30 olarak anlayarak okuyabileceği bir kitap. Bu şekilde bu kursumuzu kapatalım. Bundan sonraki kursumuzda yine sağlık üzerine, hastalık üzerine, beslenme, spor, aktivite gibi genel kültür başlığı altında olabilecek kurslarımızı ara ara yayınlamaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Yorum kısmına, değerlendirme kısmına kursu beğendiğiniz, beğenmediğiniz noktaları paylaşırsanız güzel olur. Ona göre geliştirmeyi ona göre yaparız. Sonraki kurslarda ve bu kursta da yapabileceğimiz kadar. Bu şekilde bu kursu tamamlayalım. Sonraki kurslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.